T24 okurları, izleyicileri merhaba. Bugün işsizliği konuşacağız. İşsizlik gerçekten korkunç bir seviyede. %14, son 15 yılın en yüksek oranı. Ama daha kötüsü, daha korkutucusu genç işsizlik. 25 yaşın altında olup da çalışmak isteyen gençlerin 1/3, işte %27.1'i yanılmıyorsam işsiz. İş bulamıyorlar. Bir de onun üzerine iş aramayan ama aynı zamanda da okumayanları eklediğimizde gençleri hakikaten dehşet bir seviyedeyiz. Gençler arasında kriz en fazla gençleri vurmuş durumda. Bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz ekonomist ve Genç İşsizler Platformu'nun kurucusu Murat Kubilay. Murat Bey, Ankara'da hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldim, hoş buldum. Genç İşsizler Platformu geçtiğimiz ay kuruldu yanılmıyorsam, veya Ekim ayında mı kuruldu? Doğrudur, Ekim ayında. Çok yeni bir oluşum ama çok önemli bir meseleye sahip çıkmayı amaçlayan bir oluşum. Hayırlı olsun diyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Platforma ne amaçlıyorsunuz Murat Bey? Şöyle ifade edeyim, siz de belirttiniz, genç işsizlik hakikaten çok had safhada, rekor düzeyde gelmiş ve yalnızca oranına bakmamak lazım, süresi de uzuyor. Gittikçe bir ekonomik sonuçtan sosyal sonuçları olan bir yere doğru da ilerliyor. Şimdi böyle bir ortamda ne beklersiniz? Politika yapıcıların, işte sivil toplum kuruluşlarının en önemli gündeminin bu olmasını beklersiniz veya evet, en ana başlıklardan biri bunu olması beklersiniz. Ancak maalesef biz bu konuda o duyarlılığı göremiyoruz. Yani mesele yalnızca bir hükümet iyidir, kötüdür mevzusu değil. Muhalefetiyle de birlikte bu konu çok daha fazla dile getirilmesi gerekiyor. İşte aydan aya açıklanan işsizlik verileri esnasında hay Allah işsizlik rekor kırdı, tüh denilip geçilemeyecek bir durum olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak içinde bulunduğumuz iktisadi sistem dünyadaki bireyciliği çok ön plana atıyor. Başarıda da öyle, başarısızlıkta da öyle. Şimdi birçok insan iş bulamadığı zaman bunun kendi yeterince emek vermediğini, kendi yeterince yetenekli olmadığını veya şanssız olduğunu veya işte bazı yapmış olduğu başarıların, yaşadığı kentin, işte örneğin gittiği üniversitenin veya gidemediği üniversitenin neden olduğunu düşünüyor. Bunlar yerine bu kadar insan eş zamanlı işsiz kalıyorsa, böyle bir rekor oluşuyorsa bunun aslında bireysel bir yetersizlikler değil, toplumsal bir hatalar zinciri sonucu olduğunu düşünüyoruz. Yani işsiz gençleri diyorsunuz ki kendinizi suçlamayın, suç sizde değil. Elbette bir kişinin birey olarak tek başına iş gücü piyasasının taleplerine tam karşılayamamış olmasında onu hatalı bulabilirsiniz ki gerçekten böyle de olabilir. Ancak dediğimiz gibi yani Türkiye'de şu anda dar tanımla 4 küsur milyon, 4,7 milyon, geniş tanımda 7,3 milyon işsiz var. Gençler arasında bu 15-24'te 1,5 milyon, 15-34 daha geniş bir yaş grubuna bakarsak 2,8 milyon işsiz var. Yani bu kadar yüksek bir işsizlik var. Hatta biliyorsunuz TÜİK'in tanımına göre işsiz olmak da kolay değil. Ücretsiz aile işçisi oluyorsunuz, babanızın bakkalında çalışıyorsunuz, haftada 1 saat çalışıyorsunuz veya iş aramaktan çabucak sıkılıyorsunuz, moraliniz bozuldu, depresyona girdiniz, hemen işsiz olmaktan çıkıyorsunuz. Yani evet, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri aslında Türkiye'deki işsiz sayısını ve oranını tam da yeterli bir şekilde yansıtmıyor diyorsunuz. Çünkü işsiz tanımına girmek için Türkiye'de çok sıkı koşulları var TÜİK'in. Oysa mesela hani son 1 ay içinde iş aramamış bir insan umudunu kesip ben nasıl olsa bulamam iş düşüncesiyle iş aramamış bir insan işsiz değil mi? Aslında o da işsiz ama TÜİK onları saymıyor galiba, değil mi? Evet, saymıyor. Yani resmi tanıma göre son 4 hafta içerisinde iş arayan, aktif kanallardan birini kullanmış, 2 hafta içerisinde işe başlayabilecek, 1 saat bile çalışmamış, ücret alsın veya almasın fark etmez, kişiler yalnızca işsiz sayılabiliyor. Eğitimde görüyorsanız gene işsiz sayılmıyorsunuz. Şimdi burada sıkıntı şu. Bunlar uluslararası kriterler. Yani bu kriterlerde bir sorun yok. Ancak gelişmiş ülkelerde bizdeki ölçümler aynı şekilde olmuyor. Örneğin ücretsiz aile işçiliği diye bir şey İsveç'te olabilir mi? Yani mümkün değil, değil mi? Yani bedavaya çalışmadan edebilir misiniz? Mümkün değil. Veya birkaç saat çalışanların zamana bağlı eksik istihdam olarak tamamen ayrılması lazım. bu yeterince ayrılmıyor. Halbuki Türkiye'deki ortalama mesai saati OECD araştırmalara göre 45 saatin de üstünde. Yani zaten bir şekilde iş gücü olması gerekenden fazla çalıştırılıyor durumda. Biliyorsunuz hiç sigortasının olmama durumları var. Yani insanlar kayıt bile yaptırmıyorlar. İşkur ancak bu işsizlik sigortası çıktığı için orada herkes işsizlik sigortası kazanmaya hak kazanamıyor. Zaten öncesinde sigortalı çalışmanız lazım son 3 yılda. Hani öyle birazcıklar verilerin doğruluğu arttı ama bütün bunlara rağmen dediğimiz gibi standartta uluslararası olsa da Türkiye'nin kendi gerçek hayat standartları, uluslararası standartlara uymadığı için verilerde gerçek durumu ortaya çıkarmıyor ki burada biz hep şundan bahsettik. İşsizlik yüksek dedik. İşin kalitesi, saati, iş koşulları, alınan ücretler daha da problemin büyük olduğunu gösteriyor. Peki bir anlamda şeytanın avukatlığını yapıp sorayım. İktidar ne yapsın, ne yapabilir? Ekonomi bir kriz yaşadı. Şimdi sanki biraz böyle hafif bir canlanma işareti var gibi. Zaten iktidar da geçtiğimiz, yani içinde bulunduğumuz yıl boyunca ve geçtiğimiz sene, yani krizin patladığı sene işsizliği azaltmak için kendince bir takım önlemler aldı ve açıkladı. Bunlardan bir tanesi ekonomiyi canlandırabilmek için işte faizleri indirmekti. Erdoğan Cumhurbaşkanı bunu uzun zamandır ısrarla söylüyordu. Faizleri indirdiler ama ondan da önemlisi kamu bankaları aracılığıyla piyasaya kredi pompaladılar. Kamu bankaları çok fazla kredi verdi. Amacını biliyoruz. Ekonomiyi biraz olsun canlandırabilmekti. Bir yandan da işte bir takım çalışanlara yönelik destekler verdiler. Şirketlere işte prim destekleri sağladılar. Ve bunun sonucunda da ekonomiyi canlandırmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki zaten biz bu kriz, onların ağzından tekrar söylüyorum, tekrar altını çizeyim, kendi görüşüm değil. Diyorlar ki zaten Türkiye bir saldırı altındaydı geçtiğimiz yıl. İşte uluslararası ekonomik güçlerin saldırısı altında bir kriz yaşadı. Şimdi biz de verdiğimiz işte faiz indirimiyle, verdiğimiz kredilerle bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Başka ne yapabilir iktidar? Yani işsizlikle mücadele için yapması gerekip de yapmadığı ne var? Şimdi önce sorunun ilk kısmına dönmek istiyorum. Bu pazartesi günü gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Özel sektör yatırımları bu çeyrekte de %12,4 düşmüş. Çok ciddi bir düşüş. Çünkü çok ciddi bir döviz cinsi borçları var ve bu borcu kapatmak için karları buraya yapıyorlar. Yeni yatırım yapmıyorlar. Haliyle son 1,5 yılda yaklaşık 2 milyonluk özel sektör istihdamı oluşmuş. Yani böyle bir sorun var ve bu krizin geçti dediğimiz, büyümeyi geçtiğimiz dönemde bile düzelmemiş daha. Önümüzdeki çeyrekçede düzeleceğini zannetmiyorum ki siz de belirttiniz. Çok sayıda teşvike rağmen ki bazısı doğrudan istihdama bağlı olan teşvikler var. Durum böyle. Bu arada bazı teşviklerin de sürdürülemeyeceğini veya eskisi kadar etki etmediğini de söyleyeyim. 2016 yılında İşkur'un işsizlik sigortasından faydalanarak ilk defa sigortalı olacaklarının işte maaşının 3'te 2'ye kadar kısmı artı SGK primini üstleniyordu. Bu şekilde yaklaşık 600 bin kadar kişi, aslında 800 binde iş bulmuştu. Şimdi o sayı 600 bine düştü. Yani bu teşviklere rağmen işverenler geleceği göremedikleri için, yatırım yapmak istemedikleri için de işsizlik beklenildiği kadar düşmüyor. Hatta mevsimselliği yüksektir. Şimdi kış ayları geldiği için turizm var, tarım var, inşaat var. Bu sektörlerde iyice istihdam düşecek. İşsizlik bir kere daha rekor kıracak. Kışın peki, artar değil mi işsizlik? Yazın düşer geleneksel, klasik olarak. Kışın artar ve şimdi işte kış ayları dediğiniz gibi başladı. Kara kış geldi sonunda Türkiye'ye ve korkarız ki işsizlikte yine bir artış göreceğiz. Tabii. Yani maalesef birkaç ay içerisinde biliyorsunuz veriler 2,5 ay geriden geliyor. Yani şu anda biz Kasım ayındayız. Aralık ayındayız. Aralığın başındayız ama en son açıklanmış veri Ağustos ayına ilişkin veriler. Yani daha o şu anda yaşadığımız ayların verileri birkaç ay sonra gelecek. O zaman gerçek resmi göreceğiz. Şimdi evet. Dolayısıyla bu işsizliğe çözüm ararken ekonominin genel bütününe bakmamız lazım. Ekonominin bütününde bir sorun varken çözemiyoruz. Örneğin emeklilikte yaşı takılanlar var. Asgari ücret zammı var. Bir sabah kalkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan diyebilir ki bütün EYT'lerin altına imza atıyorum. Asgari ücreti de %50 arttırıyorum. Teknik olarak bunu yapabilir. Bunun belli yan etkileri olur. İyi olur, kötü olur ayrı. Tartışmıyorum. Yapabilir. Ama bir sabah kalkıp da ben işsizliği kaldırıyorum, herkes zorla bir kişiyi işe alacak, herkes bunu yapacak ki daha önce demişti, demesiyle hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla bu konu diğer konulardan daha zor bir çözüm. Sonuçta burada bir piyasa ekonomisi içerisindeyiz. Sosyalist bir ekonomi yok. Devlet doğrudan istihdam yaratamıyor. Ki bu arada onu da ekleyeyim. Son 1,5'ta neredeyse 1 milyon kişi kamu istihdamına alınmış. Yani çok ciddi bir rakam. Devlet de bu rekor kıran işsizliği dindirmek için çok ciddi böyle bir politika da uygulamış. Ama buna rağmen çözülememiş. Çözülmesi için artık bu tip böyle dindirici etkenler değil, doğrudan sebebe yönelmemiz lazım. Türkiye'nin de şu an yatırım mı mesela gerekiyor? Veya şimdi o da tek başına değil, o da bir kısmı. 3 tane ana kısmı var Türkiye'nin. Bir 1980'den gelen dünya genelindeki bir neoliberal ekonomi sistemi var. Bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak bu çalışanların lehine gelişmeyen bir sistem. Türkiye'de ilk zamanlarda bundan faydalandı. İşte Gümrük Birliği neticesinde birazcık da ihracat ülkesi olduk ve benzeri, ama zaman içerisinde bunu kaybettik. Birinci olarak ekonomik sistemi sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu sistemde teknoloji daha etken. Örneğin bir Ford Otosan fabrikasına baktığımız zaman 2003'ten bugüne %73 yanılmıyorsam personel sayısı artmış. Ama aynı sürede üretim miktarı %106 artmış. Yani teknolojiye dayalı robotlaşma, otomasyon teknolojisi, daha henüz gelmemiş olan yapay zeka gibi nedenler var. Bu bir. İkinci olarak Türkiye ekonomisi işsizliği en düşük 2012'de yaşadı. 2012'den 18'e kadar 6 yıl boyunca Türkiye her yıl büyüdü. Bu büyümeye rağmen işsizlik %8'den 11'e çıktı. Demek ki ekonomi büyüme modelimiz de yanlış. Yani bu model istihdam yaratmıyor. Büyüdüğünde bile yaratmıyor. %4 büyümüşüz, yine işsizlik artmış. Üçüncü olarak da krize girdik. Krize girince tabii ne oldu? Bir anda aşırı borçlanmış özel sektör şirketleri, özellikle reel sektör işe alımları kestiler, yatırımları kestiler, hatta işten çıkarmalara başladılar. Dolayısıyla sebebi doğru bilirsek çözümü de onlara göre oluşturabiliriz. Çok rahatla şunu söyleyebilirim. Evet, diyelim ki krizi geride bıraktık. Ben buna kesinlikle katılmıyorum ama varsayalım ki öyle olsun. Hükümetin ağzıyla konuşmuş olalım. Gene de her yıl Türkiye'de iş gücü piyasasına son 10 yılda yaklaşık 600.000 kişi girdi. Yani siz mevcut işsizlere iş bulacaksınız. Bir de her yıl 600.000 kişiye iş bulacaksınız. Ve üstüne üstlük de bunu 2012-18 arasında büyüdüğünüz dönemde yapamamışsınız. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kayıtsız, şartsız, hiçbir tartışması yok. Sizin ekonomik modelinizi değiştirmeniz, daha insan odaklı bir model seçmeniz gerekiyor. Şimdiki model iflas etmiş durumda. Evet, yani aslında işsizlik meselesi ekonominin genel dengeleriyle uygulanan temel ekonomi politikalarıyla aslında yakından ilişkili diyorsunuz. İşsizliği bir takım böyle geçici önlemlerle, teşviklerle veya işte kamu yatırımlarıyla ya da yatırım teşvikleriyle sadece önlemenin mümkün olmadığına dikkat çekiyorsunuz. Peki bu çerçevede önemli bir başka konu işsizlik ödeneği, işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik fonundan işsiz kalanlara verilen bir ücret var. 10 ay boyunca alma imkanı var ama Türkiye'de bunun koşullarının çok zor olduğu da biliniyor, söyleniyor. İşte son 3 ay boyunca prim vermiş olmak lazım, yanılmıyorsam. Uzun süre çalışmış olmak gerekiyor. Bunlar pek çok, yani yüz binlerce işsizin işsizlik ödeneğinden yararlanamamasına yol açıyor. Ama bu uzun zamandır söylendiği halde iktidar bu ödenekten yararlanma koşullarını gevşetme yönünde de herhangi bir adım atmış değil. Bunun nedeni ne olabilir? Neden işsizlik ödeneği işsizlere kullandırılmıyor da bu biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz teşviklere, istihdam teşvikleri için patronlara yararlandırılıyor? Burada bir... Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. İşsizlik sigortasından faydalanmanın koşulları sanki Türkiye bir İskandinavya ülkesiymiş gibi yapılmış. Yani nüfusun şu anda TÜİK verilerine göre çalışanların %36'sı sadece kayıtlı. Zaten baştan sigortalı olmadığınız zaman hiçbir şekilde bunu elde edemiyorsunuz. İkinci olarak tüm kurumlarda çalışanlar da prim yatıramıyor. Onlar da katılmıyorlar. devam ediyorum. İşte son 3 yılda belli bir sayıda çalışmış olmanız lazım. İyi de zaten 3 yıldır işsizlik zirve yapmış. Devam ediyorum. Son 3 ayda çalışmış olmanız lazım. Ama zaten en zor dönemi geçiyor. Rekor kırdığı dönemdeyiz. Daha da devam ediyorum. Belki de aldınız. 6 ay aldınız. 10 ay en uzun süre çalışma hakkı, süresini dolduranlar için geçerli. Ne olacak sonra? Tekrar iş bulamadınız. Yani süresi de kısa. Dolayısıyla bunların hiçbiri sorunu çözmüyor. Şu belki daha faydalı olabilirdi. Ki yapıyor bunu ama ne kadar verimli bunu ölçme imkanımız yok. Kişilere yeni yetkinlikler katabilirler. Çünkü hakikaten eğitim sistemimiz inanılmaz kötü. Öyle kötü ki yani liseden çıkan bir insan ilkokul mezunu olmakla bir farkı maalesef kalmıyor. Yani ben kendi eğitim hayatımdan bir örnek vermem gerekirse işte ilkokul 4'te 5'te öğrendiğimiz üstü sayılar, köklü sayıları üniversite sınavında da öğreniyoruz. Ve herkes üniversite sınavına girebilmek için, üniversite sınavında da bundan sınanıyoruz. Girebilmek için ilkokul 4'ü 5'i geçiyor, orta 1, orta 2, orta 3'ü geçiyor. Sonra bakıyoruz ki kimse matematikte bu soruları dahi çözememiş. Yani evet. Demek ki eğitim sistemimiz ne kadar feci durumda. Şimdi, yani yetkinlikler derken işsiz kalanlara yönelik işte İşkur eliyle veya belki başka kamu kurumları eliyle bir takım yetkinlik eğitimlerinin verilmesini öneriyorsunuz değil mi? Bu Avrupa'da evet, zaten... Bu şart. Evet. Çünkü ara eleman eksikliği var Türkiye'de çok fazla. Yani ister istemez herkes orta üst gelir grubundaki herkes, orta üst diyorsak da bunu çok yüksek bir gelir grubu zannetmeyelim. İşte ayda 4.000 lira falan maaş kazanıyorsa, bir eve 5-6.000 lira giriyorsa bir 4 kişilik aile, biz hemen onu orta üstü atıyoruz. Düşündüğümüz kadar da böyle orta üst düzey değil. Mesela orta üst araba sınıfı dersiniz, aklınıza bir Volkswagen Passat gelir. Böyle bir arabayı alabilen insanlar olmuyorlar. Arada çok büyük bir fark var. İnsanlar üniversite eğitimine yöneldiler. Ancak sorun şurada. Türkiye'de 2 yıllık üniversite mezunları yeterince kalibresi yok, kalitesi yok. İkinci olarak meslek lisesinden gelenler sıkıntılı. Üçüncü olarak düz liseden gelenler birçoğu artık imam hatipli olmaya başladılar. Ve bu tabii ki iş gücü piyasasının istediği yetkinlikler orada verilmiyor. Bu açığı İşkur birazcık daha eğitimlerle kapatabilir ama onun yerine kolaya kaçıyor. Biraz önce sizin belirttiğiniz gibi işverene teşvik veriyor orada. Yani işsizlik sigortası aslında işsizlerin ödeneği iken birazcık daha istihdam sağlayabilsin diye işverenlere destek ve teşvik veya eğitim amaçlı verilen bir teşvik haline dönüyor. O yani, eğitim de şöyle. İnsanlar evet. Stajyer, kursiyer diye gösteriliyor ama tam zamanlı normal çalışanlar aslında. Yani bir eğitim falan da ortada yok. Sadece işte seçim dönemlerindeyiz. İşte biliyorsunuz Mart'ta, Haziran'da seçim oldu. Geçen sene oldu. Bundan dolayı çok büyük sıkıntı yaşanmasın, işte sosyal patlamaya dönüşmesin diye bu şekilde işsizlerin aslında bir nevi işte günlük hayatta kullandığımız kefen parasıdır diyeceğimiz cinsten parası işverene teşvik olarak verildi ki 2019 yılında işverenin bu fona ödediği para aldığından daha az. Yani daha fazla almış, daha az vermiş. Yani işsizlik fonu aslında patronlara kullandırılıyor. Böyle çarpıcı bir garip bir çelişki var ortada. Şimdi biraz da rakamları konuştuk buraya kadar. Biraz da hayata dönelim. İşsizlik, yani işsizin halinden işsiz anlar. Çok gerçekten zor bir durum. İşsiz olmak. Hele gençler için işsiz halde beklemek, aylarca iş aramak, bulamamak. Bu aslında hem bir toplumsal dram hem de bireysel herkes için, milyonlarca işsiz için herkesin hikayesini her gün yeniden yazdığı bireysel bir dram. Bu kadar insan işte biraz önce söylediğiniz 2,5 milyon veya 24 yaş altına alacak olursak 1,5 milyon genç işsiz. Okulda değil, iş arıyor, bulamıyor. Üstelik şu anda sizin de daha önce çeşitli vesilelerle söylediğiniz gibi Türkiye'de iş arama süresi de çok uzamış durumda. Eskiden işsiz kalma süresi daha kısaydı. Ama artık bir sene geçiyor, yıl doluyor. İnsanlar aylarca iş arıyorlar ve bulamıyorlar. Peki ne yapıyor bu gençler? Yani aylarca iş bulamayan insanlar nasıl bir dram yaşıyorlar? Siz platform aracılığıyla mutlaka biliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Nasıl bir dram var işsizlerde, genç işsizlerde? Şöyle söyleyeyim, iyi kötü bir meslek sahibi olmuş. Yani metropollerde, büyük şehirlerde yaşayan gençler çok düşük ücretlerle çalışmayı tercih ediyorlar veya ücretsiz çalışmayı tercih ediyorlar. Karın tokluğuna dediğimiz işte yol parası veriliyor, yemek parası. Bu şekilde kendilerini birazcık daha iş gücü piyasasında en azından birkaç yıl annem babam bana destek olmaya devam etsin. Ardından ben bir yolunu bulurum. Hep de krizde olmayacağız ki işte o zamana düzelir şeklinde iyimser bir şekilde geçinmeye çalışıyorlar. Çünkü yaşadıkları en büyük sorun şu: işverenler yeni mezunları hiç beğenmiyorlar. Yeni çıkan mezunların tamamen iş gücü piyasasına hazır hale gelmesini istiyorlar ve buna ait de herhangi bir masraf yapmak istemiyorlar. Önemli bir kısmın büyük şeyler de bu şekilde geçiriyor. Başka bir kısım var. Daha az eğitim almış olanlar var. Maalesef bu grup yani kaba tabir olmasın ama bir nevi aylak gezmek durumunda kalıyor. İşte sokaklar bedava, Orhan Veli'nin şiiri gibi vitrinlerin dışı bedava şeklinde. Başka yapabilecekleri bir durum yok. Çünkü yetkinliklerine herhangi bir şekilde iş gücü piyasasını yetiştirme imkanları yok. Daha çok en vasıfsız işlerde çalışıyorlardı. Örneğin inşaat sektörü veya taşrada ise tarım sektörü. Şimdi o iki sektördeki istihdamda da sorun olduğu için bir şey yapamıyorlar. Bir üçüncü grup daha var. Bunlar Türkiye'nin işte muhafazakar yapısı, özellikle doğuda daha da artan, Anadolu'da biraz daha artan ama doğuda iyice artan yapıda iş gücü piyasasına dahi giremeyen ama eğitim de almayan, evde oturan, çoğunluğun da kadınların oluştuğu, genç kızların oluşturduğu bir grup. Evet, o da çok ciddi bir şey. Çok önemli bir problem Türkiye'de. Yani işsiz gençlerden bahsediyoruz ama bir de iş aramayan ama bir yerde de okumayan, herhangi bir eğitim de almayan ciddi bir kitle var gençler arasında. Ve siz diyorsunuz ki bunların aslında önemli bir kısmı genç kadınlar. Öyle değil mi? İstatistiklerle vereyim. Resmi istatistiklere göre 15-29 yaş arasında 5,7 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda. Bunların ne okulda ne işte. Evet, nerede bunların, peki bunlar? Bunların 3,9 milyonu ise kadın. 15-29 yaş arası kadınlar. Ne olacaklar? Birçoğu ev kızı, ev hanımı, ev işleriyle meşgul şekilde sınıflandırılıyorlar. Bunlar daha çok şöyle oluyorlar. Artık yine dediğimiz gibi Anadolu'da yaşıyorlar. Eğitim görme imkanı yok. Aile baskı yapmış. Erken yaşta evlendirilenler zaten birkaç çocuk sahibi olmuş ama evlendirilmeyenlerde de şöyle bir durum ki o da inanın ekonomiye bir katkıdır. En azından çocuk bakıyorsunuz. Yani hoş bir şey değil tabii ki, ücret almıyorsunuz, kadın hakları yok ama özendirmek amaçlı için söylemiyorum. Ama bir şekilde hayatın bir parçasınız. Bunun dışında daha önemli bir nüfusta sadece oturuyor. Yani öyle söyleyeyim, çünkü dört duvar arkasında kişilerin kriz ortamında iş bulma ümidi olmayanlar diye bir kalem var, bir sınıflandırma var, işsize girmeyenler. Orada bir şişme oluyor. Benim tahminim, bunu verilerle doğrudan ölçümleyemiyoruz, benim tahminim bu grubun çoğunluğu oraya giriyor. Yani bir ihtimal iş olsa, etse, yaparım, bir şekilde açılsa evde, örneğin işte bir mantı tezgahı açarım, mantı yapmaya başlarım, bunu markete satarım, büyük şehre gönderirim, böyle olanaklarım olur. Ama bunu dahi bulamayan, edemeyen, zaten iş gücünde kendisinden daha nitelikli, yeterli olduğunu, deneyimli olduğunu düşündüğü arkadaşının bile iş bulamadığını görüp de ben ne iş arasam ne olur ki diyen bir büyük grup var. Bu grupta oranı da vermek istiyorum. Az önceki 15-24 yaş arası kadınlarda bu oran %43,8. İnanılmaz. Korkunç gerçekten. Yani aslında evet. İşsizliğin bir başka toplumsal sonucu, buradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Genç kadınların dört duvar arasına mahkum olması. Doğru. İşsizlik böyle yüksek seyrettikçe yani bu toplumsal olgu varlığını sürdürecek gibi gözüküyor. Tabii bunun başka sonuçları da var. Bunları da göz ardı edemeyiz. Ücret kazanamayan, para kazanamayan kadın, dışarıdaki hayatı göremeyen kadın kendi hakkını da arayamıyor, öğrenemiyor. Yetiştirdiği çocuklar da farklı bir şekilde oluşuyor falan. Çok daha büyük sosyolojik sorunlara doğru gidiyor bu kısım var. Evet. Peki son olarak işsizlik biliyoruz ki dünya tarihinde hep büyük aslında toplumsal olayların temelinde yatan ana sebeptir. İşte geçen yüzyılda bunun pek çok örneği var. Hani kaba tabiriyle sosyal patlamalara yol açmıştır Avrupa'da, Latin Amerika'da, başka yerlerde. Ama Türkiye'de işsiz gençlerin seslerini pek duymuyoruz. Gıkları çıkmıyor. Neden genç işsizlerin gıkı çıkmıyor Türkiye'de? Aslında şöyle bir uluslararası affedersiniz, karşılaştırma yapmak istiyorum. OECD verilerine göre 2018'de, yani krize girdiğimiz dönemde genç işsizlik Türkiye'de %20, dünya ortalaması %11. Yani hayli yukarıdayız. Ancak bu da gerçek resmi göstermiyor. Dediğimiz gibi bizim gelişmiş ülkelere göre istatistiklerimiz aynı kalitede tutulmuyor. Ancak bu da göstermiyor. Üstümüzde olan ülkeler var. Yunanistan var, Fransa var, İtalya var, Portekiz var. Bu ülkelerin geliri de daha iyi. Yani hiç olmadı tasarruflarından bir süre daha idare edebiliyorlar. Bizde öyle bir sıkıntı da var. Daha fakir bir ülkeyiz. Ve daha da ötesi şu, onların kendi aralarında serbest dolaşım var. Biz bu sınırlardan çıkamıyoruz. Türkiye'den kimse de İran'a, Suriye'ye, Irak'a gitmez. Dolayısıyla bizdeki durum o uluslararası karşılaştırmalardan da daha kötü. Şimdi bu tezatlık yaratması için söyleyeyim sizin sorunuzda. Normal şartlarda dünyada bu kadar sıkıntılar çekmeyenlerin bile isyan ettiği bir ortamda Türkiye'de daha zor durumlar var ve bahsetmediğimiz işte örneğin üniversitelerin KYK borçları var. Biz geleneksel toplumuz, işiniz olmadan hiç evlenemiyorsunuz, aşk hayatınız da bozuluyor. Bunlar da var. Şimdi bunların hepsini bir arada düşünürsek Türkiye'ye özel başka bir faktörden bahsetmemiz gerekiyor. Yerel faktör. Erdoğan'ın ek ülkeyi yönetme tarzı. Yani siz de biliyorsunuz, basından da sosyal medyada da sürekli bir baskı var. İnsanlar fikirlerini rahatça ortaya koyamıyorlar. Ve bu son 40 yıldaki küresel dünyada Türkiye'de çok etkilendi bu yeni sistemden. Örgütlenme zor, dayanışma gittikçe zor, işte başarı ve başarısızlığı en başta belirttiğimiz gibi bireysel görme durumları zor. Ancak bütün bunlar şu andaki işsizlerin ve özellikle genç işsizlerin sessizliğini açıklasa da bundan sonra sessiz kalacaklarının teminatı, garantisi olmuyor. Bunu söylemek isterim. Özellikle bu yıl, bu kış aylarına girdik. Son doğalgaz zamlarından sonra her kombiye yaklaştığında gençler, öğrenci evlerinde bu konuyu bir daha tartışacaklar, düşünecekler. Nereye gidiyoruz, nasıl oluyoruz diye. Bir de şunu söyleyeyim. İşsizliğin oranı önemlidir ama süresi daha önemlidir. Çünkü bunu psikolojik bir soruna, sonra binlerce kişi olunca da sosyolojik bir soruna çeviren işsizliğin süresi oluyor. Tasarrufların bitmesi, kredi borçlanmaları artık çıkılmaz hale gelmesi, işte yer yer intihar gibi kötü vakalar. Türkiye 2020 yılını da böyle kötü bir iktisadi ivmeyle geçirirse, ki benim ana senaryom bu, o zaman asıl biz önümüzdeki yılın sonunda veya 2021'in başlarında daha sosyal tepkileri yaşama ihtimalimiz olur. Ancak dediğimiz gibi Türkiye bir yıl sonrasını tahmin etmek için çok zor bir ülke. Bilmediğimiz, bilinmeyenler var. Demokratik ortam da çok rahat değil. En basit, en anayasal hak aramaları bile yapamıyoruz. Dolayısıyla bu olur olmaz diyemem. Ancak bu yıl olmaması biraz anlaşılabilir bu nedenlerden ötürü. Ancak bir sonraki kışa da bu şekilde olumsuz girersin, işsizlik oranları ve süresi bu kadar uzarsa bence hükümet biraz bu işlerle uğraşmak durumunda kalır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Murat Kubilay, ekonomist ve Genç İşsizler Platformu'nun kurucusu ile genç işsizliğin ulaştığı korkunç seviyeyi, bunun sebeplerini ve olası sonuçlarını konuştuk. Başka programlarda yeniden görüşmek üzere.